Bu ümitliği sunmadan öncelikle Berlin Cemev İnanç Kurulu'ndan Derviş İsmail dedemizi delik uyandırmaya ve bir gülbenk vermesi için buraya davet etmek istiyorum. Şah Allah Allah. Çün çırağı uyandırdık Huda'nın aşkına. Seyyidül Kevne'nin Muhammed Mustafa aşkına. Saki Kevser Ali El Murteza aşkına. Hem Hatice Fatma Hayrun Nişan'ın aşkına. Çırağımız yansın 37-38'de şehitlerimizin aşkına. Çırağımız yansın Dersim'deki kimsesizlerin aşkına. Selam aracife ya Hızır. Selama beveso serva hatiri sehidan mara. Selama beveso serva hatiri hirsu heş hirsu haudra. Selama dersin de mesaini ya düzgün baba. Ya klauze jeli. Kombeho taride meverdi ya kureşu mansur. Kombeho tengede meverdi ya aspare osteri hiziri. Derde mari derman veri. Darına durduk ya Allah, divanına geldik ya düzgün baba, ya Hızır. Sizlere sığındığımız Yüce Kureyş Mansur, bütün insanların barış ve sevgi getir ya Rabbim. İnsanların kinlerini sevgiye, hırsların merhamete, düşmanlıkların barışa getir ya Hızır. Ya Şah-ı Merdan Ali. Bütün insanların umudusun ya Hızır. Darımız, duamız, gülbengimiz Dersim'de 38'de 37'de şehitlerimize gelsin. Şehitlerimizi devr-i dahim olsunlar. Kese ma çinu ma behumet meke ya Hızır. Derdi mari derman be ya Hızır. Ma behumet meke ya düzgün baba. Kome kore vayren beke ya Kureyş baba. Hekke bine ne hekke meke ya Mansur baba. Dersimde hirsu haut hirsu heşte iyi kişiye hekke akus seyidane mare rahmete kubede ya Hızır. Ya aspare usteri kirri. Ya vayre jeli. Ya nuri ana Fatma. Dersimde dersim be keso be homed meke. Homed-i matuya ya Mansur baba. Gerçekler erenler demine hü. Ya Allah ya Muhammed ya. İsmail Derviş dedeye çok çok teşekkür ederim. Şimdi Berlin Cemevi ikinci başkanımız Sayın İsmail Erol dedeyi buraya davet ediyorum. Buyurun İsmail dede. Değerli canlar, sevgili dostlar, bizi Facebook üzerinde izleyen sevgili dostlarımız, canlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ne yazık ki bu yılda yine pandemiden dolayı bu anmalarımızı kitlesel olarak yapamıyoruz. Bu sebepten dolayı bu senede yine Dersim cemaatiyle beraber Dersim cemaati salonunda çok az bir kişiyle Dersim'de 37-38'de katledilen canlarımızı almak için bir aradayız. Değerli canlar, ben de sizleri Berlin Alevi Toplumu Cemevi Yönetim Kurulu ve diğer kurumlarımız adına saygıyla selamlıyorum. Dersim 37-38'de yaşanılanların bir soykırım olduğunu
artık belgelerle, bilgilerle, araştırmalar neticesinde hepimiz biliyoruz. Bugün bize hepimiz kardeşiz nutuklarını atanlar önce bu realiteyi kabul etsinler, ondan sonra kardeş olduğumuzu dile getirsinler. Bırakın bizleri, dönemin memurları, askerleri, devlet yetkilileri nasıl planlı ve programlı bir şekilde bu katliamı gerçekleştirdiklerini kendileri dile getirip itiraf etmişlerdir. Değerli canlar, bizim talebimiz sözde kardeşlik değil. Bizim talebimiz anayasal güvence altına alınmış eşit yurttaşlık hakkıdır. Bizim talebimiz inancımızın fakatsız, amansız kabul edilmesidir. Bizim talebimiz devletin Alevi katliamlarıyla yüzleşmesidir. Bizim talebimiz acılarımızın anıtlarını Türkiye'nin her bir yanına dikmektir. Bizim taleplerimiz yaşanılan Alevi katliamlarını okullarda ders olarak vermektir. İşte ancak o zaman toplumsal barış sağlanılır. Ancak o zaman huzur içinde kardeşçe beraber yaşayabiliriz. Aksi takdirde bizler bu taleplerimizi dillendirmekten bıkmayacağız, usanmayacağız. Evet değerli canlar, sizleri tekrar saygıyla Berlin Alevi Toplumu Cemevi adına selamlıyorum. Dersim tertelesinde katledilen canlarımızı hürmetle ve özlemle anıyorum. Cümlenize aşk ile. Cemevi ikinci başkanımız Sayın İsmail Erol Gide'ye teşekkür ederiz. Şimdi İsmail Derviş Dede bize bir parça okuyacak. Buyurun. Thank you.
ders mekanı seydanu. Güreş Mansur Euro mare meymanu. Devre Şemalavu çan selamdan Car heydar mavi bey hızır hızır Devres cemalavu çan selamdan Car heydar mavi bey hızır hızır İsmail Derviş Dede'ye çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada Dersim Cemaati Başkanı Başkanımızı buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sevgili canlar, sizlerin Berlin Resim Cemaati, Alevi, toplumu Cemevi ve kardeşlerine tarafından saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 4 Mayıs, 84 yıl önce yani 1937'de Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Tunceli telif ve tenkil kararı alınır. Bu karar aynı zamanda Dersim Soykırım'ın kararıdır. 1937 Haziran ayında başlayan hareket 38 sonbaharında son bulur. 10 binlerce Dersim katledilir, 10 binlercesi yerinden sürgün edilir. Devletin resmi olan arşivlerden açıklanan rakamlara göre 13.800 kişinin hayatını kaybettiği yazılır. Halbuki bu rakam bunun çok çok üzerinde. Kimi duyumları 30.000'in üzerinde olarak geçiyor. Ne yazık ki elimizde kesin bir rakam yok. Ve yine devlet belgelerinden açıklanan rakam 20.000'in üzerinde Dersim'de zorunlu olarak göçe sevk edilmiştir. Özellikle yetim kalan kız çocuklarını subaylara evlatlık olarak verilir. Erkek çocukları ise yatılı okullara yazılır ve asimliğe uğrarlar. 15 Kasım 1937'de haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını ve onların izninde kefensiz toprağa düşen 10 binlerce Dersimli saygı ve sevgiyle anıyorum. Onların anılarında saygıyla eğiliyorum. Sevgili canlar, başta Dersim katliamı olmak üzere o coğrafyada yapılan bütün katliamlara sebep olan tekçi, inkarcı politikalardır. Ne yazık ki günümüze kadar devam ediyor. Başta Alevilere, Kürtlere, diğer azınlıklara katliam ve baskılar halen devam ediyor. Maraş, Çorum, Malatya, Sivas, Gazi Mahallesi, Roboski, Şırnak, Misaydın bunlardan birkaç tanesidir. Peki bizler ne istiyoruz? Başta bir devletin başta Dersim katliamı olmak üzere o coğrafyaya yapılan bütün katliamlarla yüzleşmesini ve mağdurlardan özür dilemesini. İki, Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarının iade edilmesi ve mezar yerlerinin açıklanmasını. Üç,
zorunlu olarak evlat verilen kız çocuklarının sayısının ve akabitinin kamuoyuna açıklanmasını. 4. Dersinde doğanın talanına yol açan projelerin son verilmesi. 5. Alevlere karşı uygulanan asimilasyon ve inkarcı politikalara son verilmesi ve kendi ibadetlerini yapabilmesi için yasal düzenlemelerin sağlanması. 6. Ülkedeki tekçi, inkarcı, baskıcı politikaların son verilmesi, temel ve hak özgürlüklerin korunması, insanların barış ve barış içinde kardeşçe beraber yaşamın sağlanması. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Başkanımıza teşekkür ederiz. Değerli canlar, neden 4 Mayıs? 4 Mayıs 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Dersim Tenkli kararının adında özel bir kararname çıkarır. Bu kararname Dersim tertelesinin resmi başlangıç tarihidir. O gün Bakanlar Kurulu olarak toplanır ve 1937 yılında yapılan Tunceli Tenkil Hareketi'ne dair Bakanlar Kurulu karar alır. Bu karar Dersim tertelesinin resmi belgesi olarak kabul ediliyor. İmha ve sürgün sürecinin açısından bir başlangıç teşkil ettiği ve federasyonumuzun 2 yıllık bir ön çalışması ve 6 Mart 2010 tarihinden Almanya'da Tertele Konferansı sonrasından Dersim Dernekleri Federasyonu DEDEF'in tam desteği ve Dersim halkına geniş bir kesimi temsil eden katılımcılar ile birlikte 4 Mayıs'ın Dersim 38 tertelesi anma günü yani Rodasi olarak kabul edilmesine karar verildi. Bu karar Dersimler ve dostların nezdinde kabul gördü. Bu deklarasyondan sonra 15 Kasım idamlarının yıl dönümü anmaları yani sıra 4 Mayıs tertele günü de federasyonumuz ve bileşenler tarafından düzenli olarak anıla geldi. Bu anma programları derneklerimizin yanı sıra Avrupa ve özellikle Almanya'nın parlamentoları, üniversitelerde, sendika ve kiliseler gibi kamusal alanlara taşındı. Dersimi yani bu terteliği unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şimdi değerli Pınar ve İmam canımızı tekrar buraya davet ediyorum. Değerli canlar, İmam Pınar canımızdan sonra kısa bir konuşma olacak. Ondan sonra programımızı kapatıyoruz. Ona göre yani kapanış. Bu İsmail'de de bizim niyazımız var orada. Thank.
Şeceni camirdi, dere laçi. Venget fangane zalimo. Kırma kırma potinane yeskeri. Guriyon arina cem sultan ha. Cinaza horto azebane ma ina vereçmane mi? Derguşe şeş aşmi kuyene deso diyara da dayı. Ma evladı ho inştine. Ah dersim. Yeriso heşt. Roja siyay, adır ezere kırmanca, zanı jan ezere kırmancıyı, derdo be derman. Ma dersim rahona dersakon ne göre tapiyemi, kerm ezere ma oğulanı pesera. Goşte insan rabene uy, şubiten ahogonia vahli mini. Dara egdami, kındıroronun meydan egenimi, Rep rep alıngane bir seyir zayi. Zariyo firkane hardo asmeni. Kerden aşımıran o hayna, seho vira bikeri. Reşik usen, ona desu hov tserebi. Zarife hatunu, Alişeri.
Pınar ve İmam Can'a çok çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Burada daha lokmamız var. Bunu İsmail dedeye tekrar şey yapıyorum. Kimet Kerim. Bismi Şah, Allah Allah. Niyazımız nur ola. Hak Muhammed Ali kabul eyleye. Niyazımız Dersim'deki şehitlerimiz için onların ruhuna değsin. Lokmamız kabul olsun. Bir daha acı keder cümlemize Dersim'e göstermesin. Şah-ı Merdan bizi kötü insanlarda korusun. Lokmamız dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, canımıza sağlık versin. Lokmamız Hızır için olsun, Düzgün için olsun, Güreş için olsun, Mansur için olsun, Jele için olsun, Ana Fatma için olsun. Hak Muhammed Ali bizlere hayrıyla yedirsin. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Teşekkür ederim İsmail Öpüştü diye. Arkadaşlarımız burada bilmiyorum, yani sesi dağıtsın. Değerli arkadaşlar, bu postiyetimizde idamından sonra Türkiye'de, Atatürk Türkiye'sinde 715 can idam edildi. Bunların %90'ı devrimcilerdi, Alevilerdi. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Yani 1984'e kadar, 84'te idam kalkıyor. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.